Aman Allah'ım ya, şunun bir defa şunu unutmayın. Doğa asla çöp üretmez. Doğa dediğiniz onu yaratan Allah. Tamam. Şimdi bunun yapraklarını, bak, dış yapraklarını atıyorlar. Ya o bir nimet, o bir çöp değil. O kadar üzülürüm ki. Narenciye kabuklarını hep preslerler. Portakal suyu kabukları çöpe. Yapmayın ya. Biz portakal kabuğundan esans ithal ediyor Türkiye. Dünya milyon dolar paramız gidiyor bu işe. Yani her şey, doğada çöp diye bir şey yok. Nereden çıkarttılar? Yani işte bunun şeyi, mesela kolanjitte sindirim zorluğu yaşıyorsanız, iyi bir ziyafete gittiniz, sindirim probleminiz var, biraz fazla kaçırdınız. Bunun kurutulmuş 3-4 yaprağını, tablanın, bu gördüğünüz dış tabla yapraklarına 3-4 tanesini alın. Bir bardak suda bir 10-12 dakika kaynatın. Sonra yudum yudum için. Saatinize bakın, bir saat sonra bütün o midedeki o şişkinlik yok olmuş ve karaciğerde safra asitlerini bolca salgılamış, safra kesesinden ince bağırsağa dökmüş, sindirim hızlanmış. Tamam işte, çözüyor, bak ne kadar güzel. Yani enginarın kendisi meyve olarak serviks kanserinde bir numara önlemede. Hele ilk neoplazi başlamışsa ne olur enginara ağırlık verin. Çünkü rahim kanseri en tehlikeli kanserdir Hüseyin. Neden en tehlikeli? Bak, kadınlar unutuyorlar veya ciddiye almıyorlar veya utanıyorlar muayene olmaktan. Rahim ağzı kanseri. Yılda bir defa her 20 yaşını doldurmuş bayan mutlaka doktora gidecek. Ve bu serviks kanserine karşı bir simir testi yaptıracak. Bak, bunun önünü almak çok kolay. Serviks kanseri ne kadar tehlikeliyse, ne kadar öldürücüyse önünü almak da o kadar kolay. Yani bugün Amerika serviks kanserini kökünü kurutmuş durumda. Neden? Mecbur her kadın yılda bir kere bu jinekolojik muayeneden geçecek. İnsanına değer veriyor. Yani bu ya basit simir testiyle, utanmayın. Tamam, belki bir bayan olarak erkek jinekoloğu tercih etmez. Tamam, bayanlar var ya. Gidin bayana bir kontrol olun ve bunun önünü alın. Ama almaz da bu atipik hücreler bozulmaya başlarsa daha fazla, işte serviks, işte rahim ağzını alacağız filan diyorlar. Yani yok ışın veriyorlar filan. Yani serviks kanseri en tehlikeli kanser türlerinden bir tanesidir. İşte Profesör Saracoğlu ile sağlıklı yaşama devam ediyoruz. Enginar'da kalmıştık hocam. Enginar'da evet. devam edelim. Şimdi serviks kanserine karşı birebir dedik. Yani koruyucu ve önleyici olarak. Eğer anne, teyze, birinci derece yakın akrabalarda rahim kanseri veya özellikle serviks kanseri, rahim ağzı kanseri varsa lütfen brokoli değil enginar kürüne ağırlık veriniz. Bunu kür olarak uygulayın. Bir de kolesterolüm yüksek, trigliseritim yüksek diyenler, lütfen bunun şu an tam mevsimi, ne yapacaklar? Enginarı tüketecekler. Enginarın böyle bir özelliği var. Bir de yeri gelmişken tekrar anlatmakta fayda görüyorum. Bu kolesterol baskılayıcı ilaçlar var. Efendim ben kolesterol baskılayıcı ilaç kullanıyorum. İstediğim gibi yemek yerim. Yiyemezsin. Mübarek adam, yanlış bilgilenmişsin sen. Kolesterol baskılayıcı ilaç senin gıdalar üzerinden aldığın kolesterolü asla etkilemez, düşürmez. Hangi kolesterolü düşürüyor? O karaciğerin ürettiği kolesterolü üretiyor, düşürüyor, baskılıyor yani.
O da düşürüyor derken, yani baskılıyor, üretme diyor, frenletiyor. Bu sefer derin kurumaya başlıyor. Mesela bu ele yumuşaklığı, kayganlığı veren nedir? Cilde hep kolesteroldür. Östrojen veya testosteron, değil mi? Bir sürü hormon var. Östradiol. Bunların temel yapısı kolesteroldür. Aynı zamanda bunu kullandığınız zaman hormon dengesizliğine de sebep oluyorsunuz. Onun için işte erkeklerde potans güç yok oluyor diyorlar ya, ondan dolayı. Yani neyse, bu konuda en doğru bilgiyi hekimlerinden alacaklar. Başka şeyler var. Demans yapıyor. Erken bunama. Başka? Alzheimer yapıyor. Bunlar hep açıklandı. Ama kimse bunları söylemiyor. Öyle bilgi veren hekim bulmak da kolay değil hocam. Şimdi bana darılmasınlar lütfen. Başımızın tacı hekimlerimiz, ama ben şu bugüne kadar sizden dinlediğim şeylerin onda birini herhangi bir hekimden dinlemedim hocam. Neyin var, şuyun var? Çok enderdir. Olanları tenzih ediyorum. Neyin var, şuyun var? Al sana ilaç, git. Tamam. Yani böyle olmamız, böyle bilgi nereden alacağız hocam? Nerede yani? İsviçre. Onların milli bir yemeği var. Anadolu'da milli yemek, her ilde birkaç tane var. Evet, milli. Tabii ki. Ama İsviçrelilerin milli yemeğinin adı, biliyor musun Hüseyin? Rösti. Rösti. Rendelenmiş patatesten değişik şeyler yaparlar işte. Mantar ilave eder, şu yapar, bu yapar. Envai çeşit rösti. Hatta rösti restoranları vardır. Şimdi böyle bir, tabii orada kremayı da fazla kullanıyorlar. Bu da sindirimi zorlaştırıyor. Şimdi bir rösti restoranına gittiğinizde önünüze üstünde Çin ağrı yazan bir şey gelir. Onlarınki içki. Yani alkolden hazırlıyorlar bunu. Yemeğin üzerine bu çinarı verirler. Çinar demek enginar demektir. Hmm. Latince ismi. Orada artişok Almancası. Artişok gibi artişok kulağa gibi geliyor gibi, ama artişok de Almancası. Şimdi bunu verirler. Siz ondan böyle işte ne bileyim bir Türk kahvesi fincanı kadar alınır ve hakikaten hissedersiniz yani. Fakat bunu böyle yapmayıp işte enginarın yapraklarını kullan mübarek. Kaynat iç eğer ağır bir yemek yediysen. Yani illa alkol almak zorunda değilsiniz. Evet, bu karaciğerin dostudur. Şimdi karaciğerin dostu derken karaciğer yağlanması da bir miktar önleyici ama çok fonksiyonel değil Hüseyin. Ama bir numara söyleyeyim, rahim ağzı kanserinde enginarın üzerine hiç şey yapmaz. Bunda nasıl tüketilsin orada faydalı olması için rahim ağzı kanserinde? Çok fazla pişirmeyeceksiniz. Yani 5-6 dakika en fazla pişireceksiniz. Ondan sonra bunu tüketiyorsunuz. Evet. Yani iki tane günde bunu bir kür olarak. Bu bir yemek değil yani, yemek tabii, olarak değil. İçinde havuçlu olarak, bezelye yok, yok. Baharatını koydum, yağını koydum. Havucunu bilmem bezelyesini işte koyduk. Veya bu mübarek şeyle de çok iyi gider. Bayanlar bilir, bakla. Evet. Bakla ile enginar enfes bir uyum yapıyor çünkü. Çünkü neden? O lezzeti veren ne biliyor musun? Baklanın içerisindeki yüksek azot oranı. Azot. Çok zengin azot var baklada. Onun için toprağı nadasa bırakmak isteyenler işte bu şeyi ekerler. Yani bakla ekerler, müthiştir yani. Toprağa azot kazandırır. Sonra da onu biçerler böyle.